Arkadaşlar hepinize yeni bir uzun yol videosundan merhaba. Bugün videomuza İstanbul'dan değil İzmir'den başlıyoruz uzun yol videomuza. Şu anda Manisa O375 yeni otobanın sonunda tam Manisa-İzmir sınırındaki şarj istasyonundayız. Ve bugün iki elektrikli arabayız. Bugün E-Garaj ekibiyle birlikte önce sabah İstanbul'dan İzmir'e geldik. Burada birkaç toplantımızı hallettik. Şimdi de çok uzun ve gece yolculuğu olacak olan İzmir-Alanya yolculuğu yapacağız. Ve bu yolculuğu iki elektrikli araba yapıyoruz. Çünkü İstanbul'dan da iki elektrikli araba geldik. Bir tanesi zaten biliyorsunuz benim Scariter'i Tesla Model S 90D. Ötekisi de yanımda sevgili Ortim E-Garaj Genel Müdürü Kutay yanımda. O da Mercedes EQC ile hem de 2020 model son model bir EQC ile. Burada da arkadaş biliyorsunuz 130 bin kilometre oldu artık 4 yaşında. Ve bugün aslında Alanya'ya kadar bir yarış yapmayacağız. Çünkü daha önceki Jaguar I-Pace Tesla videosunda olduğu gibi bir yarış yapmaya kalkarsak şu anda aynı anda iki soketten şarj edebilsek de mevcut şarj altyapısında ikisi de eşit hızda olmuyor. O yüzden eşit bir kıyas olmuyor ama biz onun yerine bugün İzmir'den Alanya'ya iki elektrikli araba nasıl gidilir size hem onu göstereceğiz hem de aynı zamanda yolda bir tüketim testi yapacağız. En azından şu anda buradan çıkıp ilk şarj istasyonumuza varana kadar. Videomuzu dışarıda giriş yapmayı çok isterdik ama hem hava karardı hem de çok soğuk. Burada Manisa'da inanılmaz bir rüzgar var otobanın burada. O yüzden arabadan inemiyoruz. O yüzden Kutay buraya sağ olsun yanıma yanaştı. Kutay şimdi arabanla ilgili düşüncelerini zaten yolda alacağım ama özetle Kutay'ın arabası Mercedes EQC'de 80 kWh bir batarya var. Benim arabamda da yaklaşık kayıplar sonrası 130 bin kilometrenin kaybı sonrası 73 kWh kaldı. Benden %10 fazla pilin var. Yani sence tüketimler illa daha fazla olacak çünkü senin araban SUV, benim arabamsa bir sedan. Doğal olarak benimki daha az yakacak ama batarya kapasitesindeki farktan daha fazla mı daha az yakacak onu birazdan göreceğiz. Onu birazdan görürüz ama benim tahminim galiba sen benden daha fazla gideceksin ya. Yani illaki daha az yakacağım ama ne kadar daha az çünkü benim de pilim daha az. Ama benim de motorlarım verimsiz. Şu an yüzde kaçsın? Şu an yüzde göremiyorum. Yüzde göremiyorsun evet. Mercedes'te yüzde yok. Hemen yüzde görmeyi bulalım. Ben %99'dayım. %99 benim de. Tamam gayet şarjlarımız eşit. Eşitiz. Genel anlamda bir yarış yapıyor olsaydık bence Kutay kazanırdı. Çünkü Kutay'ın arabası daha hızlı şarj oluyor CCS'den. Yani ben %50'den sonra 74 kW'ların altına inmeye başlıyorum. Sen yüzde kaçta 70'lerin altına herhalde? 80'de falan yani 75-80 civarında. Yani %75-80'e kadar 70 kW'larda kalabildiği için bence yarış yapıyor olsaydık ve yeteri kadar istasyon olsaydı o kazanırdı. Ama önemli olan 2021 Mart itibariyle mevcut altyapıda İzmir'den Alanya'ya müthiş uzun bir yol bence. Nasıl gidiyoruz ve giderken tüketimlerin kıyasları nasıl oluyor? Çıkmadan önce söyleyecek bir şeyin var mı? Sana bir soru şu an ne kadar menzil gösteriyor aracın? Yüzde gösteriyor hemen değiştirelim. 405 kilometre. Ben de mesela 309 kilometre gösteriyor. Sence hangisi daha doğru? Tabii ki seninki daha doğru. Tamam. Gidince bunu da bakalım. Çünkü Mercedes'te tahmin metre var. Senin son kullanımına göre tahmin ediyor. Tesla'daki 405 kilometre fabrika verisine göre. Yani ben dağa da çıksam 405 yazacak. Sen mesela dağa çıksan full 200 ile gitsen ya da bir önceki yolculuğun çok tüketmiş olsa muhtemelen 200 falan yazacak. Muhtemelen. Bir önceki tüketimde bu arada biraz fazla yakmışım. Şimdi sıfırlıyorum yol bilgisayarımı. Bakalım sıfırlayınca kaça çıkacak? Sıfırladıktan sonra klima açık olduğu için şu an 99.9 kilowatt getiriyor. Hala 309 kilometre menzil. O yani galiba ilerledikten sonra ayarlayacak. Evet yol bilgisayarını sıfırladıktan sonra maalesef şey olmadı. Ben sıfırlamıyorum çünkü her şarjda zaten sıfırlıyor. Son şarjdan sonra diye bir şey var. Tesla'nın olsaydı bilirdin. Ah keşke Tesla'm olsaydı şu an. Evet E-Garaj ekibiyle yolculuğumuz başlıyor arkadaşlar. Hava 12 derece çok rüzgarlı. Ama bundan sonra yeni otobanda değiliz. Menzil katili otobandan çıkıp hız limitlerine uyan normal bir yolda gideceğiz sanırım. Daha önce hiç İzmir-Alanya yoluna gitmedim. Yolda görüşürüz o zaman. Hızımız ne olacak? Aa doğru hızı belirlemedik. Sabit hızda gidelim tüketim testi için. İyi fikir. 105 güzel. O yolda hız limiti 120 mi yoksa 100 falan mı? Tabelalara bakarız ama sanki 120 diye hatırlıyorum. Adil olsun diye ben senin arkandan geleyim. Hem belki biraz rüzgar direncini azaltırsın. İyi hadi peki öyle olsun. Sen önden gidersen çünkü benim rüzgar direncim iyice düşecek. Evet. Bu arada senin jantların kaç inç? 21 inç. Benim 19 inç. Oradan da bir avantajım var. Ama dediğim gibi pilim küçük ve her şeyden öte pilim eskidiği için daha yavaş şarj oluyor. Yani %50'den sonra hızı kısmaya başlıyor. Onunki %75'e kadar kısmıyor. Yolda gidelim görelim. Altyapıyı da göreceğiz, yolu da göreceğiz, tüketimi de göreceğiz. Uzun yol videomuz başlıyor arkadaşlar.
Evet arkadaşlar, hızın limiti 110. Biz de şu anda gece karanlığında, bir de yağmur başlamışken şu an 90'a sabit gidiyorum. Çünkü daha yola alışamadım. Ama size böyle yeni bir POV açı deniyorum. Umarım güzeldir ki ben beğendim şimdiye kadar. Siz de beğenirsiniz, diğer arabalarda da devamı gelir. Şu anda bildiğin gözümün bakış açısından görüyorsunuz. 90'a sabit ve otopilot açık. Otopilotta gidiyoruz, gece karanlığı var. Şu ana kadar tüketimimiz ne olmuş? Bakalım. Ben gerçi şu anda daha 31 kilometre olmuş. 100 kilometreye kadar Kutay'a haber vermeyeceğim. Yani 100 kilometre olana kadar benim yolum. Kutay'ı arayıp da tüketimi sormayacağım. Ben hangi hızda gidersem arkamda gidiyor. Şu anda belki dikiz aynasından da görebilirsiniz. Şurada ışıkları gözüken araba EQC. Uşağa doğru devam ediyoruz. Birazcık arttırayım. Artık şehir dışına çıktık. Manisa'dan ve Derbent'ten iyice kurtulduk. Yüze doğru çıkalım. Şu anda da Kutay arkamda. Ben hangi hızda gidersem o hızla gidiyor. Gece karanlığında olabildiğince fazla güncelleme vermeye çalışacağım size, ama şu anda düşük hızdan dolayı tüketimim gayet iyi. 19.7 kWh. Ben EQC'nin 20'nin üzerinde olduğuna eminim. Şu anda bakalım yol nasıl geçecek, ama açıyı hakikaten beğendim. Bakın ellerim de serbest. Ellerimle ilgili bir sıkıntım da yok. Buradan diğer arabaları da böyle izleyebileceğiz. Bence bu açı gündüz gözüyle de güzel olur. Ayrıca onu da deneyeceğim. Evet, şimdi size biraz EQC'nin otopilot demeyelim de sürüş asistan sistemlerinden bahsedelim. Bir adaptif kruz kontrolü, şerit takip, direksiyon destekli şerit takip var. Dolayısıyla bunu açtığımız zaman aslında ben Tesla'daki, kendi Tesla'mdaki otopilottan uzun yola bir farkını görmedim açıkçası. Gayet rahat. Elinize direksiyonu koymanız yeterli. Şu an maksimum hızı 110'a ayarladık. Önde Emir'in Tesla'sı var, onu takip ediyoruz. Şerit çizgileri içerisinde kalması güzel. Herhangi bir pinpon efekti yok. Şerit değiştirme de var bu arada. Sinyal verdiğiniz zaman sinyal verdiğiniz şeride geçiyor. Gördüğünüz gibi ara ara direksiyon dokunmak için uyarı veriyor. Eğer direksiyonun üzerinde elimi bırakırsam bu uyarıyı vermiyor. Bunu hem head-up'ta, camda görüyoruz uyarıyı, hem de ekranda görebiliyoruz. Öndeki araçla mesafeyi de ayarlayabiliriz. Şu an en yakın mesafe, çünkü ısı çok yüksek bir hızda seyretmiyoruz, ama 4 seviye var. Demin 1'deydi ama 2'de kullansak daha iyi olabilir. Şurada mesafeleri yazıyor. Zaten maksimum 100 metre, minimum hiçbir zaman inmiyor. Uçak Festiva'ya, yani ilk şarj noktamıza varmak üzereyiz ve 162 kilometredir yoldayım ben. Yol bilgisayarımın burada gösterdiğine göre. Kutay, sende durum nasıl? Kaç kilometre oldu çıktığından beri? Ne diyor yol bilgisayarın? Aynı yerden çıktık ama bana göre de 156 kilometredir yoldayız. Acaba hangisi doğru? 6 kilometre daha az gösteriyor seninkisi. Tabi bu tüketim değerlerini de değiştirecek, ama şimdi yaklaşık 2 saatte 160-165 kilometre gibi bir şey gittik. Yol böyle 125'le test yapamadığımız bir yol çıktı. Yani benim beklediğimden daha yavaş gittik bu yolda. Tüketimler doğal olarak düşük. Yani tüketimlerin böyle optimum olduğu bir noktadayız. Ve ben de şöyle dağ yollarına çıktığımız için yükseldi. Onun dışında çok düşüktü. Benim tüketimim şu anda 21.6 kWh 100 km'de. Sende ne? Maalesef benimki biraz daha yüksek. Benim şu an tam 25.0. Oo, %10'dan fazla bir fark var. Evet, evet. Bu biraz beni üzdü ya. O zaman ama konfordan kazanıyorsun işte. Senin Mercedes sonuçta ya. Yani konfor kazancı da bu kadar. Bunları tartışılır tabii ki. Bilmiyorum, çok yüksek bir süratle de seyretmedik. Fakat tırmanış oldu tabii biraz. Tırmanışım bu kadar. Hatta şu an 25.1'e yükseldi. Ki aslında SUV'ler grubunda en az yakanlardan biri EQC. Yani e-tron'dan falan az yakıyor olması lazım. Gerçi burada şöyle bir şey giriyor aklıma. Bu testin bir benzerini bir Model X ile yapıyor olsaydık o ne kadar tüketirdi? Evet, onu da çok merak ediyorum. Bir daha Model X ile gelmemiz gerekecek o zaman seninle. Evet, çünkü Model X ile S'in arasında herhalde bir %15'lik fark olur diye düşünüyorum. %15, belki %20. Şimdi 21 ile 25 arası 4 kWh fark ediyor. O zaman bildiğin %15-20 arası daha çok yakıyor. Ki birebir aynı profilde gittik yani, birebir. Hani ben hangi hızla gittiysem sen de onda gittin. Hatta ben önde gittim gibi bir durum oldu. Ya şimdi şöyle bir şey var. Ben Model S'i 19 jantta kullanırken 21'e geçtiğimde %10 tüketimin arttığını gözlemliyordum. Sende böyle bir şey var mı? Şu an 19 jant kullanıyorsun ya. Var kesinlikle. Hatta onu videosunu yapmaya çalışmıştım. Yayınladım mı şimdi hatırlamıyorum, ama %7-8 gibi bir artış oluyordu. Tamam, o zaman %10 diyelim. Şu anki tüketimin kaç? Şu an 21.8. Tamam, bunun üzerine %10 koysak kabataslak 24'e denk gelir. Tamam, o zaman sen 24 tüketirken benim 25 tüketmem aslında canımı sıkmaz.
Çünkü ikimiz de 21 ile eşit olacağız. O zaman da fark çok az olur. Sen kocaman SUV'sin, yükseksin. Ben daha aerodinamiyim. Sen de mesela süspansiyonu alçaltabiliyor musun? Alçaltamıyorum zaten. Bu bir handikap aslında. Böyle bir araçta süspansiyonu alçaltılabiliyor olması lazım. O tüketimi ciddi derece düşürdü bence. Ben unutmuşum alçaltmayı ama belki de bu yolda alçaltmak daha iyi. Sonuçta otoban değil, İzmir otobanı gibi değildi bu. Neyse, tüketimde ben kazandım ama birazdan şarjda sen kazanacaksın. Çünkü sen CCS'den şarj edebileceksin. Ama ben maalesef ki CCS değil, CHAdeMO'dan şarj edeceğim. Çünkü CCS'i sen alacaksın. Şarjda görüşürüz birazdan o zaman. Tamamdır, görüşürüz. Evet arkadaşlar, son durum şu şekilde. Ben Tesla ile CHAdeMO'dan şarj ediyorum. CHAdeMO biliyorsunuz en fazla 50 kW verebiliyor. Bu durumda benim şu anda şarj hızım 42 kW. Kutu ise EQC'de sadece CCS opsiyonu olduğu için DC şarjda, hızlı şarjda. Kendisi CCS'i benden çaldı, yoksa ben şu anda 70 kW falan alıyor olabilirdim. Ama o da kendisi de CCS'te 45 kW alıyor. Araya girsem de şey yapsak, çünkü çaldığı düzeltsek. Ödünç aldı diyelim. Ben de ödünç aldı demiştim. Ödünü çıkmamış mı? Çıkmamış galiba. Arkadaşlar burada aslında haddinden fazla kaldık. 36 dakikadır buradayız. %78'de artık çıkalım bence. Buradan Isparta'ya zaten fazla fazla şarjımız yetiyor. Hem de EQC'den önce gidip CCS'i kullanabiliriz. Evet arkadaşlar, 2 saatlik bir yolculuğun sonunda Isparta'ya geldik. Uşak Isparta arası 2 saat sürdü yine otoban olmayan yollardan. Şimdi Isparta Centrum Garden'da şarjdayız. Buraya Kutaylardan önce geldiğimiz için CCS boş. Şu anda görüyorsunuz 72 kW alıyoruz. Buradan artık son durağımız Alanya'ya gideceğiz. Alanya buradan yaklaşık 220 km civarında. %60'ta falan bence çıkabilirim ama birazdan bakacağım. Hedef direkt buradan tek şarjla Alanya'ya gitmek. Isparta'daki molamız Uşak'tan bile daha kısa sürdü. Çünkü CCS'de çok iyi bir performans aldık. %61 olduk bile 25 dakikada. Biz artık çıkıyoruz. İstikamet Alanya. Arkadaşlar son şarjımızdan beri, Isparta'dan beri 195 km oldu. Ve bu 195 km'ye yaklaşık 2,5 saatte geldik. Tabi Isparta'dan Alanya tarafına doğru hep iniş olduğu için tüketimimiz oldukça düşük. 17.4 kWh 100 km'de, yani Tesla dilinden 1 km'de 174 Wh tükettik. Artık gelmek üzereyiz. İzmir'den Alanya'ya giderken yollar kötü olduğu için derdimiz şarj değil, diğer İstanbul-İzmir'den giden otoban yolculuklarının aksine şarj çok az bitiyor çünkü hızlı gidemiyoruz. Yani 110'u 120'yi geçebildiğimiz an olmuyor. Dolayısıyla şarjda çok az bekliyoruz ama yol daha çok görüyor. O yüzden İzmir-Alanya arasındaki rota aslında işin elektrikli boyutu anlamında beklediğimden daha kolay geçti benim. Kutaylar da arkadalar. Biz de artık gecenin bir yarısı Alanya'ya vardık sayıyoruz kendimizi. Teşekkür ederim izlediğiniz için. Görüşürüz.